Merhaba arkadaşlar, bir sonraki videoya hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Yani burada bir şey ile bir şeyi yaptı, etti. Kütüphanede ne bileyim kitap okudum. Toshokan'de hon o yomi açta. Kağıdı makas ile kestim. Kami o hasami de kirimaçta. Yukarıda da işte bıçak ile kesme örneği var. Knife de kirimaska, bıçakla mı keseceksin diyor gibi gibi. Devam ediyoruz. Yuben Kyoku, postahane. Direkt yapıştır. Süpermarket, yapıştır. Ego, İngilizce, dil. Neydi? 3. Koru ve ego de nandir? Bu İngilizce'de nedir? Densha, taşıt. 4. Tren ile. Knife'u, ne yapıyor? Kesiyor. Uçak ile. Jitansha, bisiklet. Neydi bisiklet? Bisiklet ile. Okula bisiklet ile gittim. Watashi wa kyo. Jitansha de kakko e ikimashita. Ginko. Neydi? Banka. Neydi bir yer? Bankada. Bir. Computer. Aynen. Söyleyemediğim bilgisayar. Computer yani bilgisayar yani bilgisayarı da olacak. Bunu bırakacağım ben. Spoon kaşık demekti. 2 Gakku neydi? 4 tane olacak. Okul. Bus neydi? Taşıt. Otobüs. Şimdi bizim neyimiz eksik? Biller gitti. 3 Tamam, 4 de gitti. 3 de gitti. Yani bu da 2 olacak. Bilgisayarda. Ne bileyim, bilgisayarda o oyun oynadım dersem değişik mi olur ya? Computer'de game o asa bir maçta olur gibi. Bu lise yeni yeni kelimeler öğreniyoruz gene. Neydi? Hikoki, uçak. Toshokan'da homo yumus. Aynen benim dediğimi söyleyeyim zaten burada. Böyle cümleler kurabilirsiniz. Ya da uçak ile ne bileyim Türkiye'ye döndüm. Hikoki'de Torko E ya da ni kayırmaçta. Ne bileyim otobüste Japonya'ya gittim. Bası de Nihon ni iki maçta. Saçma bileyim ne oldu. Fune var gemi diyebiliriz. Fune ile şey gittik diyebiliriz. Ne bileyim. Kore'ye. Fune de Kankoko o iki maçta. Devam edelim. Ha. Burada ne var? Fiil koyacağız. Burada kake diyor. Ben diyor Tomaçi'nin ben diyor arkadaşıma telefon ettim diyor. Watashi wa daino Tomodachi ni arayamaçtı. Ben diyor Taylandlı diyor arkadaşımdan diyor. Taylandçı diyor öğrendim. Arayamaçta. Ha, biz birisine bir şey yapıyoruz. Buradan birisine bir şey oluyoruz. Yukarıdakileri koyacağız. Burada ne var? Uyumak. 3 tanesi gitmiş. Tamam. Okimas diyebiliriz. Burada Mayıban var. Mayıban. Her demek. Mayıban. Her akşam. Mayıasa. Her sabah. Neydi? Maygetsu. Her ay. Mayşu. Her hafta. Devam edelim. Ne diyebiliriz buraya? Overimas var. Aslında bitirmek. Benim ödevim saat 4'te bitti akşam. Watashi no shukudai wa gogo 4 ni overimashita. Diyebiliriz. Burada ise kakemaz. Ben arkadaşıma bir şey yaptım. Ben arkadaşıma ne yapabilirim? Bir şey verebilirim. Agemaz. Watashi wa Tomodachi ni prezento agemashita. Verdim. Şimdi kaşımas ödünç vermek, karimas ödünç almak. Şimdi bu iki de olabilir.
Şimdi ödünç vermek, bana ödünç verdi diyebiliriz ama burada ben diyor arkadaşıma diyor telefon ettim. Ben arkadaşımdan ödünç tabii verdim diyeceğiz burada. Kaşınmaz diyeceğiz buna doğru. Beyin bir anda durdu. Tamamdır. Narayamaz öğrenmek. Ben diyor arkadaşımdan bir şey öğrendim. Ben arkadaşımdan ne diyebiliriz ki? 3, 1, 1, 2, 3, 3, 6, 7, 9, 10, 3, 7, 8, 9, 10. İlginç. Şimdi şöyle yapalım. Şu birler bitti. Şu ikiler de bitti. Ha, fax o okurimasta diyebiliriz. Ben arkadaşıma fax gönderdim de deyip okuriması da buraya da atabiliriz. Tamam. Diğerine ne diyeceğiz? Morayamaz neydi? Almak. Karimaz ödünç almaktı. Aynen ben arkadaşımdan işte burada ok gösteriyor. Ben arkadaşımdan ödünç aldım. Karimaz, Morayamaz aldım. Tamamdır. Şimdi tabi buraya bir şey koymayacağız. Nereden geldin? Karakimaş'ta. Doko. Dare. Nan. Nani. Naji. Naji. Itsu. Güzel bir cümle. Buraya koyacağız. Kimaş'ta. İkimaska. Doko'ya Dokone. Ni yazacağız ya da E yazacağız. E. Benkyo Shimasuka. Yani nerede? Çalıştın de. Doko ikimasenka. Doko ni ikimasenka. Bu da aynı bunun gibi olabilir. Dare. Anahitova dare deska. Buraya dare koyacağız. Ha, doko karakaymaçta, doko ikimaçta, doko de ben köştümaçta, doko ne iki maske anladım. Dare hop bir şey koymayacağız çarpı. Ha, hondeska diyor. Bu kimin kitabı? Dare no. Dare to iki maske. Kim ile gidecek şimdi to? Kimi telefon edeceksin o? Narayamaçta neydi? Öğrenmek. Şimdi bu neydi diyebiliriz. Dare ni Narayamaçta yani. Kimden öğrendim? Yukarıdaki öğrendiğimiz gibi. Nandeska. Nande iki maska. Ne ile gideceksin de? Bu da gene de oldu ama bu sanki nandı. İki maska. Ne ve iki mas. Ne ile gideceksin, ne ile keseceksin. Tamam doğru. Bu neyin kitabı dersek Nanino. Neyin olabilir Nanino? Hondesko bu neyin kitabı? Bu o olacak Nanio Shimasenka. Nan ni o tabi maska Nanino. Nanino. Bayağı bir beyin yaktı Nani. Kore ve Nandeska. Nani'yi genelde animelerde duyuyorum. Nani 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 diye. Bu kalsın buna bir bakacağım. Nanji. Nanji Deska. Saat. Nanji ne? O ile maske neydi? Saat kaçta uyandın? Nanji kara. Nanji madde. Ben köşe maçta. Kara madde. Belli saatten. Belli zamana kadar. Asakon
Atsoko ni itsu kimashita ka. Burada çarpı olacak. Bir şey gelmeyecek. Itsu kimashita. Yani bu itsu ne zamandı? When? Ne zaman? Bu saat kaçta zaman? Saat kaçta? Saat 1, 2, 3. Derken karıştırmayalım. Nakei Yoshi. Sıfat. Ve Ikei Yoshi'ler. Benri. Kullanışlı. Neydi? Burada varmış. Yumei. Yumei ünlü demek. Famous. Yani bu dört. Hima boş zaman demek. Free time. Bu adam bomboş oturuyor burada. Büyük ihtimalle bu olacak. Kireyi güzel yere temiz anlamına da gelebiliyor. Yani 7 olacak. Shizuka sessiz demek. Nigiyaka canlı demek. Alive. Hen Samo. Yani yakışıklı olacak herhalde 8. Burada Shinsetsu. Şimdi burada bir şey var. Bunlar ne abi? Genki, Genki ne oluyor? Bunlar spor yapıyor, bir şey yapıyor. Sağlıklı olsa. 3 olsa. Shinsetsu'ya bakacağım. Çok üzülüyorum. Shinsetsu. Nedense Shinsetsu yazınca çıkmıyor, ben anlamadım. Neyse, bu olsa kindness, yani neymiş? Gentleness. Nazik. Yardımsever, nazik. Buna da 5 diyelim. Evet, iyili sıfatlar aslında bu kadar değil ama bir ara video yapacağım. İyiliğin ağlı sıfatlar. İşte M5 seviyesinde önemli olan işte 70 tane iyili sıfat var. Bir 30 tane de nağlı sıfat var. Keyyoshi. Keyyoshi sıfatlar. Ama iyi Keyyoshi. Evet, iyi Keyyoshi vermiş bize. Keyyoshi'leri söylemiş. Kendini bul yaz demiş. Yazalım. Bu ne? Büyük. Oki. Bu ne? Küçük. Chisai. Bu ne? Yeni. Atarashi. Bu ne? Eski. Furui. Bu ne? Soğuk. Atsui. Bu ne? Soğuk. Samui. Şimdi burada da soğuk ve sıcak var. Bu Atsui ile Samui'yi genelde hava olayları için kullanıyorlar. Bu Atatakai derler. Çok duymadım Atatakai'yi. Sıcak demek oluyoruz içeceklerde. Bir de su metai var. Su metai var. O da soğuk demek. Şimdi bu tadaşı olsa doğru. Bu da yanlış. Yanlış, yanlış, yanlış. Şimdi nasıl bulabiliriz? Bronk. Yani Wario'ymuş. Wario aslında kötü anlamına geliyor. Ama yanlış anlamını da kullanıyorlar. Ha, benim bildiğim yanlış Chigao. Sıfat olarak bakınca aynen Wario çıkıyor. Demek ki Wario olacak. Yani kötü yanlış. Burada ise zor ve kolay var. Muzikası zor. Neydi? Kantan iyili olacak. Yasui. Heh. Yasui kolay demek. Burada ise pahalı ve ucuz var. Pahalı. Takay. Burada ise ucuz var. Ucuz neydi? Yasui. Aynen, bu da Yasui'ymiş.
Yani Yosui hem kolay anlamına da gelebiliyor, hem ucuz anlamına da geliyor. Burada Takai var, hem yüksek kayık anlamına da geliyor. Hikui var, Hikui alçak. Burada ise bir an gülüyor ve bir an üzülüyor. Bu ne ya? Ama Shiryu olsa hem ilginç hem de eğlenceli anlamına gelebiliyor. Bu olabilir belki. 18 ise müzik var. Herkes gülüyor, eğleniyor. Ne olabilir bu? Tanoshi. Yani eğlenceli. Tanoshi. Devam edelim. Bayağı bir zaman gitmiş. Hima. Ake Yoshi, Ike Yoshi, Na'ya bir diyeceğiz. İyi, iki diyeceğiz. Bir. İyi, iyi. İki Yoshi, Takai, yüksek. Nigiyaka, bir. Nake Yoshi. Canlı. Yosui. Ucuz. Bir. İki Yoshi. Shinsetsu, neydi nazik. Nake Yoshi. Oishi, lezzetli. İki Yoshi. Omishirui, ilginç. İki Yoshi, iki. Shizuka. Sessiz. Nake Yoshi, bir. Samui, soğuk. İki Yoshi, iki. Bori kötü. İki Yoshi 2. Furi eski. İki Yoshi 2. Muzukashi. Zor. İki Yoshi 2. Steki, buna bakacağız. Atsui sıcak. İki Yoshi 2. Sumitai. Soğuk içecekler demiştik. İki Yoshi 2. Yumei. Ünlü. Bak. Onu açıklayacağım. Naki Yoshi. Atarashi. İki Yoshi yeni. Benri kullanışlı, Nake Yoshi 1. Isogoshi meşgul. Aa, Ike Yoshi 2. Hikui alçak. Ike Yoshi 2. Kirei güzel, temiz, Nake Yoshi 1. Chiisai kısa. Ike Yoshi 2. Şimdi burada Yumei'di, Ike Yoshi diyecektim ama değil. Na'larda istisna İlk Yoshi'ler var. Yani ilk Yoshi değil de sonu i ile bitip na olanlar var. Mesela bu. Yume i ile bitiyor ama na kıyı Yoshi. Kiri i ile bitiyor ama na kıyı Yoshi. Ondan sonra bakıyorum bunda var mı? Daha da yok herhalde. Ama var. Ondan sonra Suteki. Suteki neymiş? Şöyle yapacağız o zaman. Suteki. Suteki güzel diyor ama ne anlamda güzel? Onu çözemedim. Güzel çıkıyor yani. Güzel demekmiş. Nice, hoş. Olabilir. Bu da bir diyeceğiz. Nake Yoshi. Yep. İstediğim konuya da geldik. Hatta bunları da sığdırayım buraya. Uzun sürecek. Sıfatlar böyle bir bitmişken bir bitirelim istiyorum. Şimdi bunların Nake Yoshi ve Ike Yoshi'ler var. Bunların olumsuz yapacağız. Neydi? Genki des. Genki ja arimasen. Na'larda ja arimasen. Sanki böyle bir fiili şey yapıyormuş gibi. İşte ben öğrenciliğim vataşı va gakusei janai. Aslında bu desin olumsuzunu koyuyoruz buraya. Benri janai. Ya da ja arimasen. Kiri. Kiri ja arimasen. Direkt şunları atıyoruz. Hima ja arimasen. Müsait değil. Free time yok. Atsui. Atsui'lerde ise kunai koyacağız. Kunai. Yani des koysanız da olur, o koymasanız da olur. Kunai diyeceğiz. Yani şuradaki i'leri atacağız. Şunda ise özel bir durum var. Samu'yu neydi? Soğuk. Samu kunai. Isogashi des. Isogashi kunai. Burada ise yokunai olacak. Yo kunai. Bu bunun özel şeyi. Burada ise ne varmış?
Benim çiçeğim Shiroi. Beyaz çiçek, Kreina güzel çiçek. Mesela il sıfatlardır direkt bırakmış. Kelimeyle sıfat arasında bir şey koymuş. Ama burada şey kullanırken nalı sıfatı na koymuş. Anatono Ego, senin ne bileyim gene aynı şekilde gelelim. Film, sinema. Shiroi neydi? Tanoshu diyelim. Tanoshi Eiga, eğlenceli film. Yumei na Eiga, ünlü film, bilinen film. Tomodachi ne olabilir burada? Watashi no Tomodachi olsun, gene devam edelim. Burada ise boyu uzun demek isteyeceğim. Sega Takai, boyu uzun Tomodachi diyeceğim. Bunun hakkında konuşuyorum. Neydi? Shinsetsu. Nazik, nazik bir arkadaş. Burada ise ülke. Anatono kuni olsun. Hadi senin ülken. Burada iyili sıfat kullanacağız. Burada nalı sıfat kullanacağız. Burada söyle ina. Burada ise belirtiyor. İyili sıfatta ne diyebiliriz? Oki. Oki. Kuni. Büyük ülke. Na diyebiliriz. Ne diyebiliriz? Uzatmakta ne diyelim? Shizuka diyelim. Shizuka na kuni. Sessiz bir ülke. Sessiz bir ülke var mı bilmiyorum ama ne bileyim hani. Sessiz bir ülke diyelim. Bunu da bir sonraki derste devam edelim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere ve tekrar yapmayı unutmayın. Takıldığınız bir yer varsa söylemeyi, yazmayı unutmayın yorumlara. Bir sonraki derste görüşmek üzere.